Keep selam, bye. Selam. En nefret ettiğim o kısaltmalar. Tamam, selam. Keep bye. olacak olacak, sen bu işi öğreneceksin. Ya ben aslında hoşuma gitti bu tulum böyle. Hani ben bazen böyle giyiniyorum ama benim norm, yani böyle şeyleri seviyorum özel bir yere gidince. Ama benim normalde giyim tarzım hani Amerikalılar gibi. Mesela sarıyla pembe, yeşille mor. Zevksiz yani. Dünyanın ben. En zevksiz milleti en... Amerikalılardır. Çok mutlu oluyorum ama içinde. Ama her zaman değil, o günlük hayatım. Ama gece bir yere gittiğimde ya da özel bir yere giderken de çok klasik de giyinebiliyorum. Böyle birkaç, iki karakterim var. Biri çok çocuk, biri kadın. Yeşim oradan bana kötü kötü bakıyor. En zevksiz Amerikalılardır dediniz ya. O da bana dokunuyor. Bir de Amerikalı beni ilan etsiniz ya. Var mı bir bakka olarak? Bir Amerikalı, evet, akrabalığın var mı? Orada büyümüşlüğüm var. İşte oradan senin zevksizliğin Amerika'dan. Çok fena. Ya bilmiyorum, ben gerçekten çok iyi modacılarla çalışıyorum ama sizin demek ki zevkiniz farklı. Ben demek ki onlar kadar iyi bir modacı olamadım. Tabii siz burada jüri olduğunuza göre sizin şu andaki puanınız önemli benim için. Yok, sadece jüri olduk diye değil. Buraya hasbelkader oturabilirsin de. Ama insanların, tabii, o insanların ayrı bir şey de. Geçmişine, mazisine bakarak veya yaptığı işlere bakarak onları anlayabilirsin. Şimdi çok iyi modacı o kadar göreceli bir kavram ki hayatım. Biz artık 8 milyon modacıyız. Anladın mı? Onun için 5 parmağın 5'i 1 değil. Dönüyorum sana. Hey, geldim. Olacak, ben inanıyorum. Ay, çok çalışıyorum. Seni biz inşallah bu yarışmada böyle birkaç hafta kalabilirsin. Geldiğinden bambaşka bir Esra olarak yollayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Bu güzelliğin hak ettiği şıklıkta seni yollayacağımıza inanıyorum. İnşallah, teşekkür ederim. Ha, bayılmadım üzerindekilere ama seni düşünüyorum. Senin için bayağı iyi ama ben yine ortalama puan veriyorum, 7. Tamam, çok teşekkür ederim. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir şey merak ediyorum. O çizme çıksaydı nasıl olur acaba? Açayım mı? Aç bir göster. Bir dakika. Bir de muhteşem çoraplarım var içinde. Hiç olmadı o çizme. Ama nasıl çorap? Evet. Takım çok beğendim. Çok yakıştı. One minute, tek ayak üstünde durursam eğer. Şimdi açıyorum. Şöyle yarım. Hani bazen... Çık tamam mı? Çıkar. Çıkarıyorum. Ne var? Çıkar canım. Bir şey olmaz. Taytlar hani onlar. Bazen uyumadan önce de giyeriz ya bu çorapları, böyle bir şey var. Evet, şimdi o bitiş noktada, pantolon bitiş nokta var ya, yani oraya kadar bir buti giyseydin çok daha iyi olurdu. Çünkü bunlar yoktu. Seni boyunu kesmiş. Uzun çizmene çok fazla şey bağırdı. Tamam. Öyle bir o çizge çorapın yerine kadar bir şey giymelisin. Çok daha bacağını hem de uzun gösterdi, hem de daha şık olurdun. Ama ben yeşil sana çok yakıştırıyorum. Üstündeki beğendim. Yakıştı vücuduna göre. İyi görünüyorsun. Makyaj saçlı da beğendim. Güzel. Teşekkür ederim. Giyeyim mi ayakkabımı? Arkadaşları isterse tamam, tabii ki. Esra, bu ceket senin tarzın aslında. Evet. Defilelerde yapardın. Duruyorlar hala. Giyebilirsin. Ben çizmeli sevdim. İvana'ya ters düşüyor. Çizmeni sevdim. Bugün barıştık. Küstüm sana. Barıştık. Neslihan'ın gözü... Bir dakika, ben peçete istiyorum. Neslihan'ın gözünü camını sileceğim. Yok, beli çıkmış, bacağı çıkmış, saçların çok güzel toplamışsın. Ay, ben nerede çıkmış? Beli ne olduğundan daha kalın yapmış. Hayır. Değil. Açayım isterseniz. Açma. Ha ya. Şey pardon, dekolte var, evet, olmuş. Yok, ben sevdim arkadaki falan, volan falan çok hoşuma gitti. Buralara bir şey takmadığını da sevdim. Bu bizim koyduğumuz rozet orada broş gibi durmuş, çok hoş. Keşke oraya güzel bir broş taksaymışım. O niyete bakıyorum. Ben beğendim, barıştık. Oley, çok mutluyum. Bir daha küsmeyelim, olur mu? Beni üzme. Wow, öpeceğim sizi. Bir dakika, öpmem lazım. Ay, kıskanıyoruz artık ya. Gel nasıl bakayım. Bu iş? Yansıma. Duygusal bağlıyoruz. Yansıma. 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 Ay, çok benim teşekkür ederim. Puanlar için. Ay, benim gibi böyle ilk günde rüküş olan biri. Ay, silmeler koydum. Sizi de öpeyim. Ay, bu öpme faslını geçelim, altın gününe mi geldik? Puanı alan öpüyor, puanı alan öpüyor. 40 yılın başında bir 8 almış. Hiç 8 yüzü görmemiştim. Kız mutlu bakar mısın? Evet. Tamam, tabii çıkışta. Ki, sıra çıkışta. Esra.
Onun arkasında bir astarında bir problem mi var? Astar değil, bu böyle kendini... Sökülmüş mü? Yok. Yok, bu böyle. Yok, sökülmemiş, böyle böyle dikilmiş. Ha, öyle görünüyor, tamam. Kendisi öyle. Şimdi ben de konuşmayayım. Ben Ivana'nın yanlış söylediğine katılıyorum. Buraya kadar çıkan çizme senin bacak boyunu iyice kısmış. Daha puti tarzı tamam. olsaydı. Saçların, makyajın çok güzel. Bu kan puan verirken Neslihan bir şey mi söyleyeceksin? 7. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Esra'cığım bekler misin? Yani durayım. Bir şey söylemek istiyorum. Okey, kıyafeti beğendiniz, çok güzel. Peki o saçın örgüsünü hiç mi görmediniz? Hangi gözle bakıyorsunuz? Bazen neyi, ben gerçekten ne? Merak ediyorum. Örgü nerede? Hani saçında ötesi bir örgü var, spor bir fön var. Ve fönün arkası bile tek parça durması gerekiyor. 2-3 senedir, hatta 5 senedir dünyada bu kullanılıyor. Bu model milattan önce bir model. Arkasının bu şekilde olması bile, onu geçtim. Saçında abiye örgüsü var. Sana bir şey sormak istiyorum. Yakana koyduğun kürkü geçen hafta sen mi keşfettin? Evet, yarın da giyeceğim. Tebrik ediyorum. Biz senin kadar öyle keşifler yapabilen... Hayır ama bazı noktalara farklı değiniyorsunuz, bazı şeyleri hiç görmüyorsunuz ve insanlar bu şekilde devam ediyor buna. Şimdi... Buna dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Çok güzel. İlk günü saçları açık ve çok kötüydü. Onun için onun böyle toplayıp arkaya saçları kuyruk yapması bize artı geldi. Peki kuyruğun etrafında geçirdiği örgü... Hayatım gel. O beni bağlamıyor. Gel otur böyle. O beni bağlamıyor. Gel. Sen bir içeride misin? Hayır, ben gördüklerimi söyleyemeyeceksem o zaman ne anlamı şimdi var? Şimdi gördüklerini... Ben bu konuda haksız olduğumu düşünmüyorum. Gördüklerini söyleme biçimin... Arkadaşına yorum yaparken sen jüriyi eleştirir. Ama haksızlık var sen burada. Sen jüriyi eleştirir, jüri de sana açıklama yapma durumuna geçemez format yaparsınız, gereği. Yaparsınız yapmazsınız, o sizin probleminiz. Yok, ben burada söyleyeceğimi söylüyorum ve ciddi derecede burada haksızlık var. Söyleyeceğini var. Bak, hangi burada, gözle baktığınızı ben sadece merak burada ediyorum. Burada haksızlık, ha haksızlık var. Sana 8 verdim. Orada ben haksızlık yok. Ben aldığım puanın adaletini tartışmıyorum. Bir dakika. Burada. Sana 8'i verirken problem yok da oradaki örgüyü göremedik. Onda mı problem var? Kimi daha üstün olabilir, kimi daha aşağı olabilir. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sonuç itibari görsel olarak baktığım zaman saçın örgüsü... Çok güzel adlandırdın. Ve siz burada en üst seviyede oturan insanlar olarak bu örgüyü göremiyorsunuz. Göremiyor. Belki de beğendik. 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 Ne olacak? Göremiyor demek ne demek? Bayıldım. Hayır, değinmiyorsunuz örgüye bile. Örgüye bayıldım. Görmeye geçtim. Konusu bile geçmiyor. Niye Neslihan? Yani. Saçına bayıldığımı söyledim be çocuğum. Defilede bu örgülü, bu saçı yapıp, bu kıyafeti de giydirip yürütebilirim. Yani styling de olabilir. Sen nasıl bu kadar iddialı bir cümle kurabiliyorsun? Ben 17 yıldır bu ülkede defile yapıyorum. İstanbul Fashion Week'in ben çok kişisel bir şey de söylemiyorum. Tarzınızı ayrıca da çok beğeniyorum. Bak şimdi o kadar yanlış giriyorsun ki bunu nasıl göremezsiniz? Evet. Kardeşim beğendik demek ki. Evet. Adaletsizlik değildir bu. Ha siz aynı şeyle gelirsiniz. Sende beğenmem, onda beğenirim. A'dan Z'ye aynıdır bu adaletsizlik. Beğendiniz sen yani. Sen başka bir yerin hırsını yanlış bir yerden beğendiniz mi peki? O saç stilini beğendiniz mi? Hayat bak, merak ortalama sadece. Şeyleri konuşmaya gerek yok. Ben kişisel olarak kimseye bir şey söylemedim. Ben sadece bu saçı hiçbir tasarımcının görmediğinden yakınıyorum burada. Soruyorum yani, bu saç mı? Bu saç mı? Kemeri, o benim gözümü yordu ve içindeki body sanki biraz ucuz durdu. Bir kere bizi şaşırt. Efendim gelelim günün sonuna. Puanlar ne diyecek acaba? Bugün rozet kimin olacak acaba? Yani evet, bir hararet söz konusu ama kıldan tüyden meselelerden bu kadar büyütmemek lazım diye düşünüyorum. Konuyu kapatalım. Tek bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Buradaki her yarışmacıya kimseyle kişisel bir bağım yok. Kimseyle bir problemim yok.
Benim için herkes eşit, çaba sarf eden herkes hepimize yukarı çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Tabii yani siz de karar verirken jüriyi de düşünürsek eğer hepsini kendi gelişimi içerisinde değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla da puanlar da o şekilde veriyor.